Abi şimdi Karamanoğlu Mehmet Bey'in kalesi 1200-1250 yıllar arasında. Bura beyliğin başkenti. Ermeni Karamanoğlu'nun beyliğinin başkenti. Bu Osmanlı'ya karşı savaşlarında sıkıştıklarında çekildikleri kale burası. Dağın yüzünde arada eski surları görüyorsunuz. Oradan ileride binanın arkasında mağaralar var, siyah. Siyah mağaraların üstünde iki tane pencere gibi yer var. Görüyorsunuz orası gizli merdiven taştan. 72 merdiven diye adlandırılıyor. Yukarıdan inerken sağ taraflı, ortadaki büyük pencereden aşağıda sol taraflı iniyor. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde burasının 140 basamak olduğunu söylüyor. O siyah mağaralardan aşağıya da tahta merdivenler varmış. Bir kaçış yolu. Ama zamanla beylikten sonra o tahta merdivenler kaybolmuş. Sadece gizli merdivenler var. O da artık yılların verdiği bir aşınma var. Onun çaprazında da yukarıda iki deliği görüyoruz. Onunla ilgili bir tarihi bilgi yok elimizde. Çok eski bir yapı. Bir giriş çıkış yok. Bu ihtilal döneminden sonra bir astsubayla bir öğretmen giriyor ve bir Türk bayrağı asıyor oraya. İçinden olduğunu merak ettikleri için keşif amaçlı. Daha sonra da Nasuh Muhariki girdi bundan 7 sene önce. Bir dağcı ekibiyle. Drone'la çekilmiş görüntüler var. Onun haricinde bir giriş çıkış yok. Hatta ben bununla ilgili şeytan ayak izi var Türkiye'de. Onun gibi Tanrı'nın gözleri diye isimlendirilse çok daha etki yaratacak. Burası ağırlıklı Osmanlı Selçuklu mimarisi. Şimdi bu arka tarafta göreceksiniz. Karamanoğlu Mehmet Bey'in camileri. Mesela bu cami de Karamanoğlu Mehmet Bey'in. Şimdi buradaki camiyle minareyle cami ayrı, birbirinden bağımsız. Minare tek başına. Roma dönemleri var. Dağın dibinde Roma mezarları var. Ermeni neyi meşhurdu? Batırması meşhur. Cevizi meşhur. Bir de helvanız var galiba sizin. Helva da var. Peki nerede bulabiliriz helvayı alacak olsak? Çarşıda. Şurada dükkanı var şu. Yoğunda yolunun içinde. Kaç yıldır buradasınız? Hemen 40 senedir falan buradayız. Yani Kazancı'dan gelin geldik buraya. Kazancı nere? Karşı sokak köyde. Hmm, anladım. Çoluk çocuk? Bir kız iki oğlan var. Büyüttünüz onları. O evlendire çıktılar. Hiç evde kimse yok. Torun var mı torun? Var var. 7 torun var. 7 torun var. Peki 7 torunu da çok seviyorsundur. Peki. Hem nasıl sevilmez torunlar. Evladımlar iyi olur onlar. Geliyor mu yanınıza? Gelir. Şimdi ben yandan gelirim işte. Öyle mi? Ne güzel. İki kaşı var evin altında da şuradan bir iki yaprak sıyırıp onu döküvereceğim diye.
Burası sizin değil mi? Senin. Burası da bir başka bir afet eviydi. Şöyle şu ara afet ev olarak gitti. Yanı başına benim köy kaldı. Şu da bitişi kadar şu anda ben kalamayayım. 25 sene oldu gideli. Şimdi yeni bizim köy yapılıyor gayrı oraya altına doğru. Hı. De biz de gideceğiz. Allah hizmet edersin inşallah. Çok güzel bakar mısın? Çekirdeği var mı senin tohum olarak? İşte olursa bunlardan olacak. Şimdi şu öte beyde çıkalım. Şey etti mi diye. Şurada bir fidanlı da bu. Gece ağlamıyorum. Ne? Ama çok güzel. Ver. Söylemişsin sen mi? Şu amcaya ver. Bu sene yani 2 ay sonra. 2 ay. Bana ver. O verir şey bu gibi. Atma da tak, paratı ver. O zaman onları yiyin. Otur abi. Öyle cezgırın.